Kapalı Çarşı dediği zaman farklı bir kültüre sahip. Yani burası yaklaşık 558 yıllık bir tarihe dokuya sahip. Ve turistler geldikleri zaman buranın dokusunu hissediyorlar. Buranın çeşitli fotoğraflarını çekiyorlar ve bunu sosyal medyada birçok mecrada paylaşıyorlar. Kapalı Çarşı bu önemiyle beraber adeta bir müze olma özelliğine de sahip. Kapalı Çarşı emsali olmayan çok farklı bir yapısı var. Ülke ekonomisi ciddi bir katkısı var. Çünkü Kapalı Çarşı dediğim gibi çok eski olma özelliğiyle beraber buradaki farklı meslek gruplarına uğruyorlar. Burada bir farklı dokunmuş bir halıyı, güzel bir mücevheratı, değişik gümüş objeleri, hediyelik eşyaları, deri ve bunun gibi şeyleri bulup satın alıyorlar ve burada ciddi bir ekonomi dönüyor. Tabii buraya gelene kadar buranın burada konaklaması, otel konaklaması, taksi ve bunun gibi ulaşım araçlarını da ödedikleri bedeller var. Yani Kapalı Çarşı'ya günlük ortalama 150-200 bin arasında turist ziyaretçi geliyor. Bunda yıllık ortalaması 45 milyon kişiye kadar varıyor. Bu istatistiklerle beraber Kapalı Çarşı dünyadaki en çok ziyaret edilen çarşı olma niteliğine de sahip. O yüzden biz de gurur duyuyoruz bununla. Kapalı Çarşı bir tane var diyoruz ve herkes de bekliyoruz. 11 ay içerisinde 39 milyon 338 bin kişi ziyaret etti. Bu rakamlarımız hepsi nettir. Çünkü kapılarımızda X-ray cihazları var ve bunların hepsinin içerisinde numaratörü var. 40 milyona yakın kişi ziyaret etti. Sene sonuyla beraber 45 milyona buluyor. Ve gün geçtikçe daha çok artıyor. Bindiği üzere artık Mayıs ayından sonra buraya kruz gemileri yanaşacak. Kruz gemileri yanaşınca bu sayı daha da artacak. Çünkü gemi müşterisi Kapalı Çarşı uğramadan yapmıyor. Kapalı Çarşı bildiği üzere hem dünyada hem Türkiye'de altın denince akla gelen ilk adres. O yüzden düğün sezonlarında ve diğer özel günlerde Kapalı Çarşı'ya ciddi bir kitle geliyor alışverişlerini yapmak için. Ve buradaki gerekli ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Kuyumculuk dışarısında da dediğim gibi özel meslek grupları da var burada. Burada bir halı ustalarımız var, gümüş üzerine ustalar var, hediyelik eşyalar var, deri ve bunun gibi imtiyaz şeyler var. Ya burada birçok ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Düğün yapacak olan biri çarşıya gelerek bütün ihtiyaçlarını karşılayıp düğünü hazırlıklarını burada bitirebilir. Özellikle Haziran ayıyla beraber ciddi bir artış oluyor kişi giriş sayısına. Özellikle yurt dışında yaşayan bizim de gurbetçilerimiz oluyor. Onlar da geliyor. Yerel turizm çok ciddi artıyor. Farklı yörelerden gelip burada ziyaretlerini yapıyorlar, gelip alışverişlerini yapıyorlar. Burada ciddi bir artış oluyor. (Gülüyor)